Efendimizin yılı 1442'de. Türk Sultanı 1000 kadar Transilvanyalı çocuğu ordusu için esir aldı. Bu çocuk köleler acımasızca dövüldü. İnsafsızca savaşmak ve katletmek için onları eğitenler Türklerdi. Aralarında bir çocuk büyük bir savaşçı oldu. Zalimliği koca orduları korkudan dize getirdi. Bu adamın adı Ejderhanın oğlu Kazıklı Voyvoda'ydı. Döktüğü kanlardan usanınca Vlad geçmişine sünger çekmek için Transilvanya'ya barış içinde döndü. Halkı ona prens dedi. Ben baba dedim. Ama dünyanın onu tanıdığı isim Drakula'ydı. Onu bulduğum yerde bıraktım. Ne diyorsun Vlad? Onu bana ver. Bu bir iş sürücü. Hamza Bey'in adamı. Yalnız bir Türk burada ne arıyor? Türkler asla yalnız dolaşmaz. Başkaları da olmalı. Ve neyin peşine düşerlerse alırlar. Akıntıyla sürüklenmiş. Yukarıdan gelmiş. Kırık dişte. Gece olmak üzere. Sığınak arayacaklar. Dimitru, kaleye dönmeni istiyorum. Herkesi uyar ve nöbeti arttır. Ne? Seni burada bırakmam. Türklerin buraya habersiz gelmesi bir savaş alameti. Onları bulduğunda ne yapacaksın? Ve prens ne yapar ki? Pazarlık. Nikola, Andre, benimle gelin. Sıraya girin. Güven. Ayak gibi kokuyor. İçerideler. Nereden biliyorsunuz? Yarasalar gün ışığına çıkmaz. Rahatsız edilmişler. Yürüyün. Thank you.
Nedir o efendim? Zemin. Kırık kemikler. Bunu Türkler yapmamış. Bu da ne? Gidelim. Şimdi. Drakula'nın Kalesi. O yaratığa rastlamanız kaza değil efendim. 4 gece önce tüm kardeşlerimiz aynı rüyayı gördüler. O gece ben de aynı rüyayı görmesem anlattıklarına şüpheyle bakabilirdim. Yaratık burayı kuşatmaya hazırlanıyordu. Romalı kâhinler büyük bir kötülüğün geleceğini söylemiş. Bir vampir. Yunancası napai. İçmek. Canavar bir zamanlar insanmış ve cehennemin derinliklerinden çağırdığı iblisle karanlık güçler için takas yapmış. İblis adamı kandırmış. Dileği gerçekleşmiş fakat karşılığında o mağaranın karanlığına mahkum olmuş. Ancak bir gün yerine birini bulduğunda özgür kalacak. Ve siz onu gördünüz. Halkım Türklerin dönüşünden yeterince korkuyor. Bu sırrı mutlaka korumalısın. Yakalayacağım seni. Dur. Seni özledim. Ben de öyle. Benim koca askerim. Peki benim öpücüğüm nerede? Tartışacak mıyız? Yokluğunu kapatmam gerek. Seni özledim. Canın mı sıkıldı? Ne oldu? Erişilmez güzelliğinin tutsağıyım. Tüm dünya karşında mahcup. Babana sakın kulak asma hayatım. Yağcılık ucuz bir numaradır canım. Onu kandıramıyorum. Berbat bir yalancısın. Bu en sevdiğim yanlarından biri. Yatma vakti geldi. Hop. Yarın ata binelim mi baba? Tabii ki. Hayır, hayatta olmaz. Neden? Çünkü yarın bizim için kutsal bir gün. Aa, tabii. Paskalya. Ne diyordum? Peki ne saldırdı? Kurtlar mı? Evet, sanırım. Tek bildiğim, bugün 2 adamımı kaybettim. Dahası da var canım.
Türklerle yaşamaya yollandığımda Engeres'in yaşındaydım. Onlar için savaştım. Hayatımdan çıkmaları için hala erken. Artık evdesin. Kalan tüm ömrünü burada geçireceksin. Huzur istiyorum. Hepsi bu. Mutlu Paskalyalar, sevgili prensimiz geldiğinden bu yana 10 yıldır barış içinde yaşıyoruz. Eski dostumla 20 yıl daha. Hoş geldiniz. Henüz sizi burada beklemiyorduk. Sultanımız II. Mehmet size ve oğlunuza saygılarını iletti. Teşekkürler. Vergisini hazırladım. Korkarım vergiden fazlasını da konuşmamız gerek. Türklerin burada düşmanı yok. Taburlarımızdan birinin kaybolduğunu fark etmeyiz mi sandınız? Benimle ilgisi yok. Yine de içinde yaşamaya devam ediyor, değil mi? Ne kadar karanlık bir yerde, bir kafeste kapalı tutsan da, sen de ben de hala orada olduğunu biliyoruz. Sultanın vergisi orada. Alın ve gidin. Son bir şey daha var. Sultan Yeniçeri Birliği için 1000 oğlan çocuğu istiyor. Hayır, asla. Yeniçeri mi? O uygulama yıllar önce sona erdi. Bir asker çocukken alınıp başka şey görmeden yetiştirildiğinde sorgusuzca öldürür ve itirazsız ölür. Hayır, bunu yapamazsınız. 15 yaşında ve daha büyük olanlar Macaristan'a gidecek. 14 yaşından küçüklerse Viyana kuşatmasına hazırlanacak. Sultan itaat etmenizi bekliyor. Sonuçta babanız da sizden öylece vazgeçmedi mi? Pek narinler. Ama işimizi görür. Yapmayın. Lütfen. Yalvarırım. Bana bak, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Eskiden kim olduğunu yani. Ordun yok prens. Emrimizi yerine getir. Ya da sonuçlarına katlan. Çekilin! Binerim! Yapılmalı. Cesaret, öfke, hatta sevgi bir prensi etkileyemez. Halkına karşı sorumluluğu her şeyin önündedir. Kraliyet esiri ne demek? Babam sadakatini kanıtlamak için beni sultana verdi. Yanlarında korkmuş muydun? Babamı gururlandırmak istiyordum. Beni sultana verir miydin? Bu uzun zaman önceydi.
Endişelenmene hiç gerek yok. Anlıyor musun? Hı hı. Güzel. Karşı gelirsem kurtardığım her çocuk için 100 can alırlar. Bir zamanlar Mehmet'le kardeş gibiydiniz sanıyordum. Sormalısın. Merhamet göstermesi hiç mümkün değil mi acaba? Öylesini görmüş müydün? Yakında bütün dünya Türk olacak. Kazıklı Bey. En eski dostum. Eski günlerimizi özlüyorum. Benimse tek özlediğim şey bu kahve. Bu doğru, babamın sarayı yalnız ve küçük bir oğlan için zor bir yerdi. Ama çok geçmeden bizim gibi konuşur, dua eder ve savaşır oldun. Yeri gelmişken bana 1000 çocuk borcun var. Neden onları görmüyorum? Mehmet kardeşim, başka ne istersen bana veririm. Bana asker lazım. Kardeşim. O halde beni al. 1000 çocuğa bedelim, bunu biliyorsun. Krallar bilse ödleri kopardı. O halde kabul et. Çocukken seninle yan yana dövüşmeyi çok severdim. Ama artık sultanım, bir tek asker ne işime yarar? O 1000 çocuğu alacağım. Bir şey de. Bu oğlun benim çatım altında yetişecek. Tıpkı senin babamın yanında yetiştiğin gibi. Tahtında kalabilirsin. Ama General İsmail emirlerimin yerine getirildiğinden emin olacak. Lütfen Mehmet, bunu bana yapma. Bir oğul ne ki? Eğer erkeksen daha çok çocuğun olur. Bunun olmayacağına söz vermiştim. Nereyin, dinle. Karın olmamı istediğinde sana ne söylemiştim? Hayır dedim. Sen burada kal. Raliçe'nin oğullarına ne olur biliyordum. Bana farklı olacak demiştin. Beni seviyorsan bana güven demiştin. Seni seviyorum. Güven o halde. Bunu yapmazsak savaş çıkar. Buna izin veremem, yapamam. Kazıklı Bey kadını mutlu edemiyor. Tamam. Sadece vedalaşıyor. İzin veremem, hayır, bana söz vermiştin. Tamam, hayır. Dur artık Merina. Dokunma bana, yeter. Korkma oğlum. Dur dedim. Buna asla izin vermeyeceğim. Merina yeter. Yes artık. Tamam, artık toparlanmalısın. Hayır. Yeter. Hayır. Bu onun kararı. Dokunma. Yeter, gidiyoruz artık. Hayır. Gideceğim. Bunu yapmak zorunda. Gideceğim, hadi. Yapabilirim. Benimle gurur duyuyor musun? Elbette duyuyorum. Doğru kararı verdin. Aslında biraz düş kırıklığına uğradık ama
yani daha fazla direneceğini sanıyordum. Annene koş. Ne? Şimdi. Gel buraya. Bakma. Mehmet bunun için tüm ülkeyi cezalandıracak. Ülkesini korumak küçük bir çocuğa düşmez. Ailemi hemen kaleye götür. Mehmet yakında başkalarını yollar. Savaş gelecek. Bizi koruyamazsın. Bir yol bulacağım. Vlad, nereye gidiyorsun? Kırık Diş Dağı'ndaki şey Türkleri öldürüyor. Kimse geri dönmemişti. Gidebilen de hiç olmamış gibi görünüyor. Sen de gidemezsin. Girenler korku kokar. Sense umut taşıyorsun. Gümüş sevmem, kurtul o yüzükten. Ne tür bir adam kendi mezarında bile umudu arar? Hı? Çaresiz adam. Türkler krallığımı yok etmek istiyor. Senin gücünle onları alt edebilirim. Halkımı ve ailemi kurtarırım. Ne kadar da asil, kazıklı bey. Drakul soyu, şeytanın oğlu. Yanılıyorsun. Anlamı ejderhanın oğlu. Masumların muhafızı. Halkın kaç masumun kanına girdiğini biliyor mu? Yüzlerce mi? Evet. Ah!
yalan söylersen seni karnından beynine kadar açar, bağırsaklarınla boğarım. Binlerce. Onları kaza geçirdiğinde ne hissettin? Utanç mı? Korku mu? Güç mü? Cevap ver! Hiçbir şey... Bir şey hissetmedim. İşlediğim suçtan daha ağırdı. Eğer zevk için değilse neden öyle kan döktün? Çünkü insan kılıçtan korkmaz. Canavardan korkar. Canavardan kaçar. Bir köyü kaza saplayarak 10 köyü kurtardım. Bazen kurtarıcı bir kahraman olmaz. Bazen gereken bir canavardır. Ve canavar olmanın ne demek olduğunu bildiğini sanıyorsun. Hı? Hiçbir fikrin yok. Ama sana göstereceğim. Yüzyıllar boyunca bu küflü duvarlar kabusum oldu. Beni canavara çeviren yaratık bu mağarayı zindanım kıldı. Senin kadar güçlü bir adam çıksın diye uzun zaman bekledim. Yeteneklerin ve hırsın bu derin karanlığın sunduğu bütün kudrete layık. Ben seni kurtarıyorum, sen de beni. İç, gücümün tadını alacaksın. 100 adamın gücünü, kayan yıldızın hızını, geceye ve yaratıklarına hakim olacaksın. Onların sezgisiyle görüp işiteceksin. Ölümcül yaraların iyileşecek. Ya bedeli? İçtiğinde insan kanı içmeye duyduğun açlık doyumsuz olacak. Buna 3 gün direnebilirsen yeniden ölümlü haline dönebilir. Belki bu arada halkını da kurtarmış olabilirsin. Peki beslenirsem? Bedeli tahmin edemeyeceğin kadar ağır olacaktır. Beni özgür kılacak. Karanlığa benden istediğini sunmuş olacağım. Benim yerime onu sen taşıyacaksın. Zehirli bir kamçı gibi sevdiğin her şeyi ve herkesi yıkıp geçeceksin. Ülkeni, halkını, çok sevdiğin karını ve oğlunu bile. Onlara zarar vereceğime ölürüm. Öldüğün için zarar verirsin. Bense sonunda bana ihanet edene duyduğum gazabın zincirlerini kıracağım ve bir gün seni bu ölümsüz intikam oyununda bana hizmet etmen için çağıracağım. Bu bir oyun değil. Sonsuzluğa katlanmak için daha iyi ne olabilir? Bu, sevgili prens, mutlak oyundur. Işık karanlığa, umut çaresizliğe karşı ve bütün dünyanın kaderi bu dengede saklı. Seni düş kırıklığına uğratmak büyük zevk olacak. İç. Kaderine hazırlan. Şimdi öleceksin.
Bu işe yarar. Gücü aradım. Buradasın. Buna izin veremeyiz. Bizim oğullarımızı istedi. Ne yapacağız? İyi bir prens onlardan vazgeçerdi. İyi bir prens barış için bu bedeli öderdi. Ama size söz veriyorum. Biz asla yenilmeyeceğiz. Topraklarımıza savaş getirdiler. Bunu kanlarıyla ödeyecekler. Ateş! Thank you.
pazarlık düştü. Bana bu gece neler olduğunu asla sormayın. Yalnızca daima güvende olacağınızı bilin. Ama burada kalmamız güvenli değil. Hemen Kozya Manastırı'na gitmeliyiz. Dağın tepesine. Top ateşlerinden uzağa. Hayatta kalmamız buna bağlı. Herkes buradan ayrılmalı ki yokluğumuz fark edilsin. Böylece Mehmet neler olduğunu öğrenince peşimize düşecektir. Drakula Kalesi'nden haber ver. Vlad 1000 adamımızı yok etmiş. O halde 100.000 yolla. Komuta bende. Avrupa'ya ilerlerken mızrağım ucunda kafası, yanımda da oğlu olacak. Atalarımızın taktiğiyle savaşalım. Borgo geçidinin ormanlarını kullanalım. 4-5 ay yeter. Ay değil. Bu savaş 3 günde bitecek. 2 olsa daha heyecanlı. Domuzu uzatsana. Çok lezzetli olmuş. Bunu gerçekten çok beğendim. Gücümü toplamama yardım ediyor. Ben fazla yedim. Biraz da bana ver hadi. Tamam. Beni buraya kadar takip ettiğinin farkındayım. Yanılıyorsun. Onları izliyorum. Kendilerinden olanı fark ettiler. Gece onların ülkesi. Kan, besinleri. Ve derler ki, paramparça edecek avları olduğu sürece yaşarlar. Saçmalamayı bırak artık. Derler ki, o dağdan kaçtığında bir adamın yüzü ardına gizlendi. Güzel. O adam bensem, seni bir bıçağın kurtaramayacağını da bilirsin. Elbette. Neden kalıyorum sandın? Biliyorum ki dünyada kaçabilecek tek yer çok uzakta. Ama yeterince uzak değil. Hizmetimi kabul et. Benden uzak duracaksın. Emredersiniz efendim. Katılın.
onu meydanda bulduk. Sizi istedi. Prens Vlad'dan mesaj var. Manzarayı beğeneceğinizi umdu. Sana neler oluyor? Dağda korktukları şey benim. Ama hayalet değilim. Daha farklı. Kim yaptıysa belasını bulsun. Seçim benimdi. Aradığın güç bu muydu yoksa? Ama neden? Çünkü Mehmet'e oğlumuz yerine cesetler yolladım. Bizim için yaptın. İki günde düzeleceğim. Karşı koymam yeterli. Neye karşı? Neye karşı Vlad? Söyle lütfen. Açla. Kana karşı. Ya yenik düşersen? Sonsuza kadar böyle kalırım. Bunu düzelteceksin, öyle değil mi? Evet. Söz veriyorum. Pes etmeyeceğim. Tanrı seni affedecek, eminim. Vlad. Mehmet yaklaşıyor. Yola çıkmamız gerek. Bir an önce manastıra varmanı istiyorum senden. Mehmet'in adamları yakında. Hayır. Dinle beni. Güneş batınca yanındayım. Söz veriyorum. Seni seviyorum. Sakin ol. Buraya gelin çocuklar. Biraz yardım edin. Hocam önerini kabul etti. Biz de senin komutan altında geliyoruz. Ne? Vlad nereye gidecek? Türkleri izleyecek. Keşfe kendi çıkmakta ısrarcı. Hayır. Mümkün değil. Çok geç. Çoktan gitti. Beni dinleyin. Yola çıkıyoruz. Atları hazırlayın. Sultan'a düşmanın nereye gömüleceğini söyleyin. Buraya. Bu tarafta.
tüfekleri daha yakını yapamaz mıydı? Arkamda kalın. Yapabildiğin bu muydu? Kılıcının geldiği yönü. Engres, koş. Prensiniz nerede? Hanımım. Dimitru. Geçti. Geçti. Murat. Dimitru dinle. Dinle. Oh, hayır. Sizi daima koruyacağım. Geçitlere! Bu tarafa gelin! Buradan! Sen ayrı kalmamalıydın. Sebebin her neyse. Sessiz ol. Kaldır bu adamları. Kalkın, duydunuz mu? Kalkın. Türkler geliyor. Ettiğiniz dualar bizi koruyamaz. Başaracağımıza emin misin? Düşman kuzeyden yaklaşacak. Surlardaki adamları arttırmalıyız. Git. Hemen yap. Burada ne var? Kullanmamayı umut ettiğim bir şey. Hadi gel. Balat'ın canavara dönüştüğü söyleniyor. Korkarım bu saat içe prensin kara büyü söylentilerini körükleyecek. İzin vermezsek olmaz. Adamlar göremediklerinden korkmaz. Orduma katıldığınız ilk zamanı hatırlayın. Hiç vakit kaybetmeden savaşmak istediniz. Generallerim gözlerinizi bağladığında... Görmeden yürüyebileceğinize hiç inanmasanız da başardınız. Beni izleyin. Sultanınız rehberinizdir.
Prens Vlad. Gün ışığı vampirlere zarar verir. Saf gümüş de öyle. Henüz kutsal haç sizi etkilemiyor. Bu da henüz kaderinizi kanla mühürlemediğinizi gösterir. Bırakın sizi öldüreyim prensim. Lütfen. Halkınız yapmadan önce. Hakkınızda söylentiler yayılıyor. Tövbe etmelisiniz. Kaçsan iyi olur Lucian. Dışarı bakmasına izin vermesin. Anne! Peki. Anne! Savaşabildiğiniz için mi hayatta kaldınız sanıyorsunuz? Hadi gel. Benim sayemde hayattasınız. Bunu kurtulmanız için yaptım. Bu sen olamazsın Vlad. Herkes yerlerine dönsün. İnanın, hala korkacak çok şey var. Tanrım, benden hala vazgeçmediysen, karanlığa direnmem için bana yardım et. Bu teste bir gün daha dayanmama izin ver. Yalvarıyorum. Lütfen. Hasta mısın? Hastaysan bu sana yardım eder. Teşekkür ederim. Gel. Sen iyi bir lider olacaksın. Çünkü önce başkalarını düşünüyorsun. Türkler benim için geldiğinde engel oldun. O yüzden mi hasta oldun? Benim için.
Evet. Ve buna pişman değilim. Gelmek üzereler. Yakında gün doğacak. Güçlerim kaybolacak. Eğer bu savaşı kaybedersek... Ölüme kadar senin yanındayım Vlad. Ölümün bu savaşın sonudur. Her anne babanın yapacağını yaptık. Biz oğlumuzu koruduk. Bütün çocukları koruduk. Belki de kaderimiz bu hayata hükmetmiyor. Evlilik yeminimizi hatırla. Bu hayatı sonrakinden ayırmak neden? Biri diğerinden doğuyorken. İhtiyacı olan için hayat daima kısadır. Ama sevenler için ebediyen sürer. Thank you.
Nerede o? Nerede o? Ateş! İlerleyin! Babanı bul! Koş! Nerede o? İsterseniz hala kaçabilirsiniz. Durdurabilirsin. Kanımı iç. Hayır. Hayatını alamam. Benim hayatım bitti artık. Ama oğlumuz hayatta. Hayır. Seni seviyorum. Yap hadi. Lütfen. Yap hadi. Thank you.
İntikam ister misin? İç. Sonraki bizi ayıramaz. Ateş için odun lazım. Fedakarlığın onuruna oğlumuzu koruyacağımı and içerim. Topraklarım arasında en az sevdiğim yer burası. Doğuya bakın. Güneş çoktan doğmalıydı, değil mi? O da ne? Tabii ki prens. Buraya geliyor. Sizi kalabalık bulurdum. Şimdi iyi etmiyorsunuz. Anladığım kadarıyla gümüşe karşı zayıfsın. Baba. Seni bekliyor. Yavaşsın kardeşim. Daha zayıfsın. Hadi.
Geri al. Adamlarımı korkutan canavar bu mu? Hı? İyice bitkin düştün artık. Söyle. Daha ne kadar dayanabilirsin ha? İsmini tarih kitaplarından çıkartana kadar. Bana son bir kez bak Engires. Hayır! Şu zavallı haline bak. Hayır, dur! Dur lütfen! Kazığı kalbine saplarsam seni öldürür. Sıradan biri gibi. Hazıklı Bey'e adına hayır! Yaraşır bir ölüm. Artık Kazıklı Bey değilim. Benim adım Drakula. Şeytanın oğlu. Geçti. Artık buradayım. Seni yaşlı keçi. Yaşlı hissetmiyorum. Kaç kişi kaldı? Kalmadı. Tabii oğlun dışında. Onu hep beraber paylaşabiliriz. Sana ne öğrettim? Çocukken defalarca tekrarladık. Prensin halkına karşı sorumluluğu önce gelir. Görmüyor musun? Hepsi düşmanımız artık. Ölürse kurtulursun. Ne çabuk unuttun kim olduğumu? Ah!
Bırak onu. Benimle gel oğlum. Gel. Lütfen. Çekil. Vakti geldi. Lütfen. Lütfen gelmelisin. Seni bırakmak istemiyorum. Onunla gitmelisin. Hayır. Evladım. Sakın onu bırakma. Lütfen. 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 Ve seni daima sevdiğimi bil. Daima. Hayır. Git! Hayır! Git! Hayır! Ona çok iyi bak. Hayır! Baba! Baba! Artık güvenden Merina. Türkler Avrupa'yı fethedemedi. Prens Vlad Dracula kahramandı. Ama ne bir resmi ne de heykeli var. Ben onun soyuyum. Fedakarlığı sayesinde en karanlık geceden sonra bile güneşin doğduğunu öğrendim. İçin efendim. Eğer yürek güçlüyse her yeni gün ruh yeniden doğar. Hayatlar boyunca asırlar boyunca ve sonsuza dek. Çok güzel. Yani çiçekler, hanımım. Hanımım? Nerelisin? Uzaktan geliyorum. İyi geceler. Peki bu hayatı sonrakinden ayırmak neden? Biri diğerinden doğruyken... En sevdiğim şiir. Özlem dolu sözler. Bir ruhun diğerine yakarışı. Adım Mina.
Vlad. Kaderine hazırlan.